Kilise dediğimiz arkadaşlar yekpare bir yapı değil, homojen bir yapı değil. Aklınıza böyle bir şey gelmesin. Evet, Havra'dan ayrı bir kilise var. Fakat X bir coğrafyadaki kilisenin öğretisi başka, Y bir coğrafyadaki kilisenin öğretisi başka. Diyelim ki 2. yüzyılın ortasını böyle bir fotoğraf çektik yani. Şöyle tak diye bir fotoğraf çektik. 2. yüzyılın Hristiyanlık bağlamında manzarası bizim karşımızda yani. Bir yerde bir bakarsanız Markyoncu kiliseler egemen. Markyoncular diyor ki iki tane tanrı var. Dualist bir tanrı anlayışı var. Öte tarafta bir bakarsanız ki Montanusçu kiliseler var. Montanus da diyor ki biz kilisenin sizinki gibi bir hiyerarşi olduğunu düşünmüyoruz, kabul etmiyoruz. Kadın peygamberleri var. Gnostikler var. Mısır, Kuzey Afrika coğrafyasında var. Aa, bunlar ne diyormuş? Bunlar da diyorlar ki ya İsa işte gizli bilgiyi ifşa etmek üzere gelmiş bir kurtuluş öğretmenidir. Öte taraftan başka cemaatler var. Bunlar ki mesela doketikler. Onlar diyorlar ki ya İsa diyorlar düpedüz bir insan değil ki ya. Doketikler diyorlar ki yani İsa metafizik bir varlık. Zaten o çarmıha gerilmedi. Onun yerine başkası çarmıha gerildi diyor. Beri tarafta İşte Mesih'i düpedüz tanrılaştıran başka bir takım öğretiler ortaya çıkmış. Mesela bir müddet sonra Origenesçiler, Origenes'in subordiyanist teorisi. Ya efendim Tanrı aslında yani üç farklı şahsiyetten terekküp ediyordu. Baba oğul kutsal ruh ama tepede baba vardı. Onun altında oğul, onun adı hiyerarşik bir yapılanma. Ya da Sabellius ortaya çıkıyor. Modalizm monarşiyanizm. Bu ne demek? Yani aslında bir tane Tanrı vardı, üç farklı tezahürü var. Allah bir tanedir diyor. Ama bazen Tanrı baba olarak, mesela Eski Ahit'te olduğu gibi, bazen oğul olarak, Yeni Ahit döneminde olduğu gibi, bazen kutsal ruh olarak, havariler çağında olduğu gibi bizim karşımıza çıkarlar. Diyor Sabellius. Efendim hayır diyenler de var. Ya bir saniye, İsa düpedüz beşerdir. Bakmayın işte tanrısallık onda zamanla egemen olmuştur ama o biz beşerdir yani. Senin benim gibi bir insandır diyen bu Bizantiyonlu Theodotos'tan Sirmiumlu Foteinos'a kadar, Antakyalı Pavlus'tan Artemon'a kadar birçok psikopos var. Birçok ruhban var. Birçok din adamı var. Kim bunlar? Dinamik monarşiyanistler. Öte tarafta kim var? Valentinusçular. Beri tarafta kim var? Ebionitler. Öte tarafta kim var? Elkesaiteler. Beri tarafta 60 tane. Evet, kilise işte size. Buyurun kilise yani. Kilise dediğiniz şey sizin bu yani.